Merhaba. Milli takımımız Avusturya'yı 2-1 yendi. Çok mücadeleci bir oyundan sonra, iyi futbol yoktu ama mücadele vardı. Gerçekten tarihi bir mücadeleyle 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda ile karşılaşacak cumartesi akşamı. Bu anımsatmayı yapmak istiyorum çünkü formamı da giydim. Geçen Çekya galibiyetinden sonra da yine bu şekilde karşınızda olmuştum. Gurur duyduk, sevindik ama biz bu ülkede tasamızı da, neşemizi de, zaferlerimizi de kutlayamıyoruz. Maçtan sonra Merih Demiral'ın 2 gol attıktan sonra yaptığı işaret hala tartışılıyor. Bu konuyla ilgili Bilal abinizle dün akşam canlı yayında bu konuyu konuştuk. Canlı yayınımızı izlemenizi tavsiye ederim ama konumuz, esas konumuz, emeklere yapılan %23, %24.73'lük zam var. Emekli zam mı? Arka tarafta da Emekliler Sendikası toplanmış. Onlar da benim gibi emekli. Bu konuyu konuşacaklar. Bu konuyu muhtemelen gündeme getirmeye çalışacaklar. Onlara da soracağım. Ayrıca Haziran ayı enflasyon açıklandı. %71 küsür arkadaşlar. Artık siz tahmin edin enflasyon ne kadar. Vatandaşa bugün bunları soracağım ama biz neden tasada ve sevinçte bir araya gelemiyoruz? Bu konuyu dediğim gibi canlı yayında detaylı şekilde konuştuk. Canlı yayınımızı izlemeyi unutmayın ve anımsatıyorum. Bu yayınlarımızın finansörü, fonu, fondaşı sizlersiniz. Sizler bizim yayınlarımızı beğendikçe, izledikçe, yorum yazdıkça bizim izlenme oranlarımız da artıyor. O yüzden bizim esas sponsorumuz sizlersiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bakalım vatandaşlar, özellikle emekliler, kendilerine yapılan bu zam hakkında. Bilal abinizle dün konuşan hemşerimiz, arkadaşımız denk geldi. Sen emekliydin o zaman, hemen sana denk geldi. Gerçi Bilal'e konuştun dün. Şimdi sokaktaki adamdasın. Emeklere hayırlı uğurlu olsun. Evet. Nasıl zam, güzel değil mi? Şimdi ne yapıyorsun bu parayla abicim sen? Direkt Hawaii'ye tatile gidiyorsun. Yok. Tabii biz, bu coğrafyanın gerçekleri var, tamam mı? Saray ve ailesinin haricinde bu ülkede kimse rahat yüzü göremedi. Abicim ama, nankör olma be. Nankör değiliz. Şükredin ya. 27.73 işte o taban ücret, yok bilmem kök. Ne kadar ücret, bir daha söyle. 24.73. Abi süper. Tamam mı? Süper bir zam. Süper ya. Tam yaşanabilir bir ücret, tamam mı? İnsanlar burada temel ihtiyaçlarını en yüksek noktadan yapabilirler, tamam karşılayabilirler. Abi kıskanıyorlar işte, çatlıyorlar hasretinden ya. Vallahi billahi. Şu eylemi siz duyurun, halka duyurun. Emekliler yaşadınız. Yaşadınız, süper. Bu aldığınız zamla ne yapacaksınız? Nereye tatile gidiyorsunuz? Ya biz yarısını geri verelim diyoruz. Vallahi mi? Ha, fazla geliyor bize bu. Değil mi? Çok. Ben de öyle diyorum şimdi. Zam istiyoruz değil mi? Yarısını geri alsın ama. Tamam alsınlar ya, ama ihtiyacı var abi, koskoca saray değil mi? Tabii ya. Sarayın günlük harcaması yetmez. Bu arada yetmezi. Bazı arkadaşlar yorum yazıyorlar benim videomun altına. Niye yorum yapıyorsun diye kardeşim. Bu kanalın formatı bu. Öyle ben yorum da yaparım. Ben de emekliyim çünkü. Ben de bu ülkede yaşıyorum. Öyle olması lazım zaten. Peki ya. Ne diyorsunuz ya? Emekler burada birazdan eylem yapacaksınız. Ne diyelim işte. Artık bunun ne zaman ne olacağını bilemiyorum ama Türkiye'nin acil olarak bir erken seçime gitmesi lazım. Ya erken seçim çözüm mü? Evet. Yeni yaptık daha ya. Şöyle başını sol tarafa çevir. Bak, el alemin emeklileri Bursa'ya tatile, ha, Avrupa'dan. Evet. Arkadaşlar, emekli arkadaşlar bakın, dünyanın diğer emekliler Türkiye'yi geziyorlar. Sizler burada eylem yapıyorsunuz. Evet, İbretlisiniz. Evet, evet. Görüyorsunuz değil mi? Selamlayın arkadaşları, Avrupalı emeklileri. Avrupalı emekliler. Selamlayın. Avrupalı, bizim emekler, Avrupalı emekleri selamlıyorlar. Gençler de var. Kıskanıyorlar mı abi? Onlar bizi kıskanıyor ya. Nasıl da Avrupalı emekleri geziyorlar, Türkiye'yi gezmeye gelmişler. Siz burada eylem yapıyorsunuz. Onlar bizi kıskanıyor kardeşim, görmüyor musun? Sizin altında yaşıyoruz yani Türkiye'de. Ama nankör olmayın, şükredin ablacığım be. Yani bak, ne güzel zam yapmış. Siz şimdi bu zamı alınca... Ben dalga geçer gibi bir zam yani şu an Türkiye koşullarında. Ya Bursa gibi bir yerde kiralar 16 bin yani kestlerde. Aldığınız para 10.500 ise ya biz ölmüşüz. Yani çok bir şey istemiyoruz. Sadece insanca yaşamak istiyoruz. Yani diğer emekliler gibi işte demin geçen, evet. Şöyle arkanı kapatma. Yok, gel yüzünü görelim abi. Sırtını değil, yüzünü görelim. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bir de bile harcayın zammı. Evet. Sağ olun, teşekkür ederiz. Gel abicim, gel böyle. Ondan bağırma. Tatili nerede geçireceğimizi düşünüyoruz. O parayla da. Tabii ki öyle. Ağlayacağız da ayıp olur bu kadar milletin önünde ağlamak. Ağlamayın ablacığım, gülün ya, göbek atın ya. Tatil programımızı yapmaya geldik buraya. Nereye abi, tatile nereye gidiyorsunuz? Bodrum'a. Bodrum'a. Az önce gördün mü? Sen görmedin. Az önce Avrupalı emekler geliyor. Biz de Bodrum'a gideceğiz abi. Evin Bodrum'una gideceğiz abi. Oraya su dolduracağız kamyonun kasasını. Tatili orada yapacağız. Gerçekten bu memlekete emek veren, üreten, ter akıtan, artı değer yaratan, bu ülkenin insanlarına
meclisteki bütün milletvekilleri borçludur. Başta iktidar partisi tabii ki, ama herkes bu yapılan zamlara gerçekten kabul edilir değil. Bakın, bu ülkenin en büyük parası. Bak, bu ülkenin en büyük parası bu. Hiçbir şey almıyor. Bir kilo peynir almıyor. Bir kilo yağ almıyor. Bir kilo et almıyor. Bir tane pantolon almıyor. Bir tane gömlek almıyor. Dolayısıyla bu ülkeyi yönetenler, çok refahtan bahsedenler, efendim asgari ücretin 400 dolar olduğundan dem vuranların bu parayı alıp bir gün bir ihtiyaçlarını görmeleri lazım. Şimdi doğru söylüyorsun, katılıyorum. Ben de bir emekliyim bu arada. Medyadan emekli olmuş biri olarak. Ama daha geçen sene seçim yaptık. Bu millet bir 5 yıl daha yetki verdi. Dedi ki bir 5 yıl daha sana al dedi. Hocam o hangi şartlarda iktidara geldiler? Nasıl? Değişik kasetlerle, PKK kasetlerini öne sürerek. İyi de ama Kılıçdaroğlu'nun da kazanamayacağını herkes biliyordu ya. Niye adaylığını diretti ki o zaman yani? Şimdi o bizim sorunumuz değil. Emeklilerin sorunumuz işte bizim. Ya yok yok. Şöyle derken, onu bizim sorunumuz değil derken CHP'nin sorunu. Biz emekli olarak kendi haklarımızı zaten savunuyoruz. Somut sizin bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika, CHP sizin hakkınızı savunuyor mu? Savunan var mı CHP? Ya CHP'nin içerisinde savunan insanlar da var, savunamayan insanlar da başarılı var. Başarılı oluyor mu? O anlamda sordum aslında. Ya, bakacağız. Şu siyaset yapanlar A'dan Z'ye kulağa hoş gelen şeyleri söylüyorlar ama pratik uygulamaya geldiğin zaman, pratik uygulamaya geldiği zaman hem mecliste yasa yapılırken hem diğerinde. Şimdi ben şunu isterim. Gerçekten emekli maaşlarını yükseltilmesini isteyen bütün partilerin milletvekilleri bugün meclisi işgal etmeliydiler. Biz de burada sokağa çıkmalıydık. Ama onlar kendilerine maaş verileceği zaman ellerini kaldırıyorlar. Biliyorsunuz yani, siyaset kirlenmiş. Maaşları ne kadar oldu biliyorsun değil mi? Siyasetçiler yalancı. Genel seçimde de bunu gördük. Yerel seçimde de bunu gördük. Nasıl sattıklarını, halkı nasıl sattıklarını, kendi ideolojisine inanan insanlara nasıl ihanet ettiklerini gördük. Aslında siyaset kirlenmiş. Özü şu. Bu toplum sendikal, sınıf, emek temelli örgütlenmeli. İşte emekliler kendi sendikalarında ve bir sendikada, işçiler kendi sendikalarında, kamu çalışanları kendi sendikalarında örgütlenecek tek çözüm yolu odur. Ve iktidara örgütlü bir toplum sahip çıkacak ülkeye. Orada gelir dağılımında adaletli olur, eğitimde eşitlikte olur, temel haklarda olur. Aynı jenerasyon, aynı yaşlardayız. Biz niye birlik olamıyoruz? Sendikalarda da birlik yok. İşte dün galibiyet kazandı milli takımımız. Orada birileri sevinirken birileri karalamaya çalışıyor. Biz ne sevinçte ne tasada birlik olamıyoruz. O hale geldik. Böl parçala yönet politikası uyguluyorlar. İlginç. Böl parçala, hem uluslararası emperyalizm hem de bunların buradaki işbirlikçileri yapıyor bunları. Yani şimdi durup dururken bakın, hiç kimse şunu gösteriyor mu? Siz dahil. Başta Suriyeliler olmak üzere ülkemize zorla göç ettirilen, göçmen mi diyorlar, mülteci mi diyorlar. Çok kötü koşullarda çalışmaya zorlanıyor bu insanlar. Bunları hiçbir... Güvencesiz, sigortasız. İşte, ya ne sigortası? Karın tokluğu yok, işçi sağlığı, iş güvenliği yok, ücret yok, hiçbir şey yok. Ve yüz binlerce bu şekilde çalışan var. Devlet biliyor bunu, herkes biliyor. Ama toplum galyana gelsin diye... İşte tacizleri, tecavuzları, münferit şeyleri de sahaya sunuyorlar ve bir anda şey çıkarıyorlar. Yani insanı merkeze koyarlarsa, herkesi insan kabul eder ve temel insan ihtiyaçları üzerinden bakarsak bu dünya hepimize yeter. Telif yiyeceğiz biz bu müzikten. Keselim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, önce hayatı soruyorum. Emekliye yapılan zam duydunuz mu? Çok düşük. Düşük. Çok düşük. Hı-hı. Ben de emekliyim. Emeklisiniz. Hı-hı. Evet. Çok düşük. Yazık, günah yani. Hala asgari ücretin altında, ki asgari ücret de artırılmadı daha. Evet. Peki evet. Artırılmayacak. Artırılmayacak tabii. Zaten Maliye Bakanı diyor ya, asgari ücret maşallah diyor. Bir sürü şeyin az çok bir sürü devletin çok üstü, devletlerin çok üstünde diyor. Peki enflasyon ya, o devletlerde nasılmış? Evet. Işte biliyorsun değil mi, Haziran ayı enflasyonu açıklandı? Yani bunlar %71 küsür. Bunlar bu ülkeyi yönetemiyorlar. Yani, ama gitmek de istemiyorlar. İstemezler çünkü
giderlerse bir şeyler olur diye düşünüyorlar bence. Millet de destek verdi. Yeni daha seçim işte yetki verdi. Evet. Geçen sene. Evet. Nasıl olacak? Valla bırakmazlar mı yani bunlar? Tamam, onlar bırakmaz da vatandaş bunlara gitti her sene olacak. Burası Türkiye tabii. Almanya falan şey olsa onlar da bizde hemen gaz sıkıyorlar. Ondan sonra yani demokrasi hiçbir şey de yok. Bak sizin emekliler orada toplanmışlar. Evet. Orada eylem evet. yapıyorlar. He? Evet. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bir şey değişiyor mu? Değişmez yani ama ne yapacaksın? Ama kendilerini bizi yöneten vekiller, işte bakanlar falan. Biliyorsunuz yani. Mehmet Şimşek'in maaşına yapılan zammı. Sonra Çalışma Bakanı'na yapılan zammı biliyorsunuz. Çok yani yüksek, çok ama kendilerine yüksek. Kendilerine hiç problem yok. Kendilerine problem yok. Yazık günah yani, yazık günah. Bu ülkeye yazık. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Hı. Ama Namık Kemal'in dediği gibi memleket mazbut ama ahali saldıkça onu söylemeyelim. Evet. Bundan haberin var mı? Ben neye ilgilendim ki zaman? Emekli değil misin? Olsun. Niye? Abi şaka gibi, bir dakika Allah aşkına bir dur güzel abi. Abi çok ilginç ya. İlgilendirmiyor diyor bana emekli adam. Sana sorayım abicim. Ne soracaksın abi? Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Emekli misin? Emekliyim. Hayırlı uğurlu olsun. Ne ya? Yok. Uğurlu da olmasın, hayırlı da olmasın. Niye ya? Nedir bu kardeşim? Dalga mı geçiyorlar ya? Yani dalga mı geçiyorlar? Bizden dalga geçiyor bunlar demek ki. Kendiler alıyor %80, %70. Vatandaş halka geldiği zaman ne diyorlar? İşte biz emekliye bunu verebiliyoruz. Ne demek yani bu? Ne demek abiciğim? Bu ne demek abi? Bu işte halkın kafasına oynamak, beyninle oynamak. Ama bir ders vereceğiz. Şimdi emekler diyor ki son belediye seçimlerinde sarı kart gösterdik. Ha. Bir dahaki seçimde? Kırmızı kart göstereceğiz. Kırmızının daha kırmızısını göstereceğiz. Ama anlayana, anlamayana bir şey anlatamazsın. O az. Şimdi bu kadar. Ha. Şu milletin yaşadığı sıkıntıları görmüyor mu bu insanlar? Ya bizi yönetenler. Ya şimdi görse ne olacak abi? Toplum zayıf. Toplumda birlik yok, beraberlik yok. Biz artık inancı bırakmışız, paranın peşine düşmüşüz yani. Bizim şimdi her şeyimiz para oldu. Eğer paraya tapıyorsak, paraya tapıyoruz demek ki. Yani. Yaşın kaç bilmiyorum. Yaş 62. 62 yaşındasın ya, benden birkaç yaş büyüksün. Ha. Biz işte 80'li yıllarda, 70'li yıllarda biz tasada hüzünlenir, coşkuda, bayramda sevinir, zaferde sevinirdik. Biz ne olduk böyle ya? Biz bu kadar ayrıştık. Ya neden ayrıştık yani, abicimiz ya? Toplum bunu görmüyorsa biz ne diyeyim artık yani? Biz bundan ayrılmıştık yani. Zaten milli maç yapıldı biliyorsun. Ya milli maç yapıldı ama milli maçta da şimdi adam ya çıkıyor, işaret ediyor, şunu yapıyor. Ulan bu milli maç size ait değil ki. Bu toplumun milli maçı. Hı. Hiç kimse bir işaret yapamaz orada. Zafer işareti yapamaz. Yok şunu yapamaz. Zafer işareti yaptı da. Biz hepimiz milliyetçiyiz, Türk'üz. Yapsın ama bunun sakıncası ne abi? Sakıncası var. Mesela? Şimdi biz mesela Almanya'da gittik oynadık. Tamam. Orada da çıkıp onlar da başka hareket yapacak. Öbürü başka hareket yapacak. Öbürü yapacak aynı başka hareket. E ne olacak? Peki şimdi ben ülkücü değilim. Ben ya isterse ol ister olma yani. Şu işaretin ne anlama geldiğini biliyor musun? Ya, bu ben... Türklerin Ergenekon'dan çıkışı bu. Birer parti onu kullanıyor olabilir. Bazı parti. Fakat benim anlatmak istediğim şu. Ya bırakın onu bunu. Biz 2-1 kazanmışız. Onun coşkusunu yaşayalım ya. Ben de onu demek ya, istiyorum coşkusunu sana. Coşkusunu yaşayalım. Onu anlatmaya ona çalışıyor. Oradan onu söylüyor. Buna buradan bir şeyler söylüyor. Ya bırakın kardeşim ya. Bu zaferi bir yaşayalım. Derdimiz nedir bizim? Ekonomi. Doğru mu? Hayat pahalılığı. İnsanlar işte siz de sıkıntı yaşıyorsunuz. Emekli abim de sıkıntı yaşıyor. Gençler sıkıntı yaşıyor. Ya gençlerimiz Avrupa'ya kaçıyor ya. Kimse dert etmiyor ya. Ya şimdi bizleri bırak. Hadi emekli olarak bizi bırak. Biz gençler diyorsun. Ne olacak? Ha işte tamam onu diyorum. He? Ama ya o şeyi tartışmayalım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bırakın abi. Biri zafer işareti yapar. Biri bilmem ne yapar. Olmaz. O dert değil abi. Olmaz. Onlarla ilgilenmeyelim. Toplumun o. Onlarla ilgileneceksin ya abicim. Sen toplumu yansıtıyorsun ya. Abi ilgilenmeyelim. Ben eğer bu zafer bak. Bu maçı sevim. Hani sevineyim, coşayım. Silah atmak ne demek? Abi o ayrı mesele zaten. Zafer işaret etmek ama, ne demek? Ama işte yani. E sen öyle yaparsın. Yarın öbür gün adam da gelir böyle yapar. E ne olacak? Yapıyorlar zaten. Yapıyorlar yani zaten. Bu problem işler... ne biliyor musun? Şu işareti yapana tepki göstermeyenler bunu yapana tepki gösteriyor. Hı. Unutma bunu yapana tepki gösterenler buna tepki göstermiyor. Ona da, şey. Ona da gösterilirdi. Eğer onlar yapsaydı o hareketi onlara da gösterilirdi. Yok göstermiyor işte ya. Onu diyorum. Benim adamım ya yapıyorsa zaten doğru senin yapıyor. Yaptığın bu işaret zafer işaretidir. Bu, hani, evrensel o. Bu kimseye ait değil ki. Evrensel biliyorum. Eskiden böyle ama var. Bu da işte Türklerin Ergenekon'dan çıkışı. Ya. Neyse bakalım. Hadi iyi hayırlı olsun. Genç ne haber? Ne
Sen bayağıdır girmiyordun ya bizim röportajlara. Nasıl görüyorsun gidişatı görüşmeyeli? Kötü. Hala mı kötü? Kötü yani. Herhalde sen de 2 senedir falan böyle bizim röportajlara giriyorsun. Hep kötü, hep kötü, hep kötü. Ne abi olacak? Olayları görüyor musunuz? Yani daha düne kadar yani iç savaşın eşiğine geldik. Tabii ki bunun revaltine... Ya ben şunu anlamıyorum. Şu Kayseri'de, Konya'da, Bursa'da da bu Suriyelilere işte saldırıyorlar. Tabii ki. O Suriyelilerin mi kabahati yoksa onları buraya getirenlerin mi kabahati? Şimdi keşke konuşma özürlü olsa ülkemizde. Konuş da söyle. Bak o Suriyelilerin, oradaki Suriyelilerin kabahati mi yoksa onları buraya getirenlerin kabahati? Her ikisi de var. Her ikisi de var. Bu zaten bir benim için bir oyun. Proje. Proje gibi bir şey benim için. Teşekkür ederim. Şimdi bunu fazla açarsak ülkemizin adaletini bildiğimiz için konuşamıyoruz gençler olarak. Yeter bu kadar. Tamam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, sizler nasılsınız? Emekli misiniz bilmiyorum. Emekliyiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. 24.73. Ay çok oldu. İyi, çok vermişler. İyi, ne yapalım? Çok değil mi? Evet, evet. Bozdur harcarız. Böyle gidin bir tatile. Ha inşallah. Onu düşünüyorduk zaten gidelim diye. Evet, evet. Peki, madem olacak? Zam gelmiş gideriz artık. Sadaka bu ya. Olsun, ne yapalım, ona da razıyız. Şükür diyorsun. Şükür. Evet, evet. Sağlığımız iyi ya. Buna çok şükür. Başka çaremiz yok yani. Elhamdülillah. Evet, şükür. Tamam. Teşekkür ederim. Gel abicim gel. Emeklisin değil mi? Emekliyim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkürler. Emekli zam mı? Emekli zamı bekliyoruz işte. Geldi. Geldi mi? Tabii %24.73. Geldi de şey geçi veriyorlar mı? Gelecek. Eli kulağında. Ha gelecek. Acelemiz de be abicim. Tamam Allah. İnşallah. Bir yere mi gideceksin? Şeye gideceğim markete. Yok yok yok, bu yani acele ediyorsun da sanki böyle Amerika'ya yok, falan yok, gideceksin. Yok yok yok. Havai yemekçenle. Yok canım, Türkiye'deyiz ama işimiz var orada şimdi. Gittim ne konuşayım diye bakayım dedim. Şimdi dinle. Evet. Müjdeyi verdim abimize. Emekliye %24.73'lük evet. Zam yapıldı. Yapıldı. Ne kadar maaşındı? Ne kadar? 10. 10'du muhtemelen, 12 falan olacak. Olur inşallah. Yapmışlar abi, yarısını geri alsınlar. İşte tamam ya. Onu diyor zaten. Evet. Şimdi abiler var ya, emekler bunlar var ya. O alacaklar bu parayı. Çatır çatır. İnşallah. 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 2000 lira fazla vermiş abi. Kim ne derse desin ben şunu bilirim, şunu konuşurum. Söyle. Geçmişte bu ülkeye, bu ülkedeki hani herhangi bir şey için ömrünü vermiş bir insana 10 bin lirayı hak ve reva görüyorlarsa benim ağzımdan çıkacak hiçbir kelime yok daha fazlası. Çünkü sen, örnek veriyorum, şu an 56 yaşındasın. Atıyorum sen işte nereden? Tofaş'tan emekli oldun. Senin yılların Tofaş'ta geçti. Bu Tofaş nerede? Bu ülkede. Kime hizmet ediyor? Bu ülkeye hizmet ediyor. Tamam ama bitti. Tofaş'ın yarısında büyük hissesi de İtalyanlar. Ya biliyorum, %51 onları, %49 bizim. Koçlarla ortak. Ama sonuçta sen bu vatan için hani hizmet ettin. Bu buranın vatandaşısın. Ama sana da hani bir şeyler yapmaları gerekiyor, anladın mı? Asgari ücret tamam 17 bin lira ama. Ya güzelim, sana ne emekli, evet. Ne yaparsa yapsın. Sen abi olur mu öyle bir şey? Günümüzde sizler varsınız. Biliyorum, biz bugüne geldiysek sizler için, sizler sayesinde geldik, anladın mı? Çünkü öyle bir düzene geldik ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Olmaz. Olmuyor maalesef. Şimdi, olmuyor işte, emekli, olmuyor. Emekliye şimdi böyle bir zam yapıldı. Evet. Fakat enflasyon açıklandı %71 küsür. Gerçekçi bir rakam mı? TÜİK'in açıkladığı rakam. İşte. Valla abi bunlar... Kimse geçinemiyor yani, var ya, kimse işte geçinemiyor ki bu ülkede. Bence sen nankörsün be. Ben mi nankörüm? AK Parti'sin. Öyle diyorlar şimdi, yazıyorlar abi, altta yorumları. Telefonu da çıkarayım mı? Ooo sende telefon da var, sende de var. Yok bence yok. Var var. Var. Benim de var çok da zengin. Ama öyle normal abi, telefon bizimki. Oo bak normale bak. Pahalı değil, normal. Valla normal. Yetiyor. Hep şükür diyor. Şükür ediyoruz. Peki niye şükür ediyoruz güzel abicim? Ya verdiği nimetlere sağlığımız yerinde. Allah'a şükür yani. Onlar diyor ki işte Erdoğan şunu yaptı, şükredin. Karım sanki Erdoğan cebinden veriyor. Yani. Hanla köyler, hanla hamamlar, köprüler. Neler yap, hastaneler. Bize oradan biz faydalanıyoruz. Biz faydalanıyoruz. Daha yeni seçim yaptık gençler. Abime de sorayım. Bak belediyeyi değiştirdik. İki farklı jenerasyon. Değiştirdik. Değiştirdik. Tamam da. Sıra hükümete geldi. Belediye zam yaptı. Belediye çok şeyler zam yaptı. Genel seçimler yapıldı. Genel seçimlerde bu millet devam dedi. Sayın Erdoğan'a bak orada duruyor. Fotoğrafı tabii duruyor. Tabii muhakkak öyle dedi. Öyle. Aynen. Evet. Ne olacak? Devam mı dedi? Devam et. Devam etsin valla. Etrafında ateş çemberi. Ateş çemberi işte. Devam etsin diyenler de zaten çoğunlukla mi? Büyük yaşta olanlar diyor. Filistin'in duru meydanda. Filistin meydanda, Suriye meydanda. Komşumuz değil. Şöyle aranıza girelim. Ha, gir. Yok yok, sen dur, sen orada dur. Sen dur. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim genci abi. Dinleyelim, genci Filistin'in diyorsun hali meydanda. Tamam, bizim de halimiz meydanda.
Şimdi Filistin'de savaş var. Var. Sende görünmeyen bir savaş var. Açlık sınırındasın sen ya. Sana ne Filistin'de? Ona bir şey bak doğru, elhamdülillah ben de Müslümanım. Elhamdülillah sen de Müslümansın. Acıyoruz, üzülüyoruz. Abi acıyıp üzülecek tamam bu kadar zaten tamam. Üstünü yapabilecek bir şeyin yok. Ne kadar para gidiyor? Abi yanlış anlama. Gidiyor. Bak yanlış anlama ben sana şöyle bak. PKK ile mücadele ediyor. Ben sana şunu söyleyeyim ben abi. Yok bitti. Ordumuz her gün şimdi, şey yapıyor. Şimdi Suriye'de bizim askerimiz var. Doğru mu? Var. Boş yere var. Boş yere kaç. Orada neredeyse Kürdistan kurulmak üzere. Peki niye duruyor orada? Engelliyor tabii. Tabii engellemek için işte. Peki engelleyebiliyor mu? Engellediği kadar engelliyor. Ben ona Kürdistan'da Köpekistan diyorum. Neyse. Köpek çiftliği. Şimdi o bizim esas derdimiz buradaki. Bak sen daha az önce söyledin. Ekonomik 10 bin lira alıyorum dedin. Tamam, 10 bin lira evin kere şey kira mı kendinin mi? Sorumlusu kim? Suçlusu kim? Ona bir şey demiyorum. Kim suçlusu kim güzel abicim? Olur mu? Hükümet devam etsin abi. Bu hükümet sen oy verdin mi AK Parti'ye? Çok böyle az maalesef. Verdim evet. Ya, memnunsun anladığım kadarıyla. Ya güzel şeyler yaptı Allah tamam için. Tamam da şimdi. Yanlış. Evvelden kuyruklar evet, vardı. En son kurulan evvelden köprünün ayağından kemirmeye başlayalım. Ya kuyruğu, et kuyruğu, şey kuyruğu, kuyrukta kuyruk biliyorsun. Şimdi de var ya. Şurada bak her gün ucuz et alabilmek için kuyruğa giriyor insanlar. Evet ama gene indirim yapıyorlar canım. Ama niye giriyorlar işte o. Allah razı olsun o kadar indirim yapıyorlar. Ama indirim yapıldığı için oraya kuyruğa giriyor ucuz alabilmek için. Tabii tabii öyle öyle. Senin ev kendin mi? Allah aşkına bir kira da olsaydı 10 bin liraya geçinebilir miyim? Yok canım nereden? Hala hükümet devam etsin diyecek misin? Sen tamamla. Hala hükümet devam etsin diyecek misin o zaman? Ya hükümet valla elinden geleni yapıyor ama milletimiz de yani. Abi bak ben sana hükümet hiçbir şey yapmıyor demiyorum. Eyvallah yaptığı doğru şeyler de vardır var, ama yanlış yapacak şeyler. Zaten görevi. Yapacak tabii. Ama bak yapacağım. Yapılan bazı durumlar hani evet. Vatandaşı memnun etmedikten sonra olmaz. Sen o köprüyü yapsan doğru, ne, doğru. O külliyeyi yapsan ne, o hastaneyi doğru, yapsan ne? Şimdi benim örnek veriyorum burada hani yaşlım. Eğer 40 dakikalık yolda hastaneye gidiyorsa yanlış anlama öyle hastane bana lazım değil. Bizim devlet hastanesi niye kapalı ya burada yukarıda? O kapamaması lazımdı. O yanlış acaba yaptı. Niye kapattı? Yanlış devam etsin. Acaba niye kapattılar? Acaba doğru. İnsanlar şehir hastanesine gitsin doğru, diye. O doğru vaziyeleri yapmıyorlar. 2028'de yani. Ya da belki de erken seçim olacak. Verecek misin devam? Erken reise. Seçim olmaz canım. Tamam olma diyelim 2028'de ömrüm vefa ederse. İnşallah. Vereceksin değil mi reise? İnşallah bakalım verecek. Duruma göre. Yavaşça icraatın şeylerine göre. Bir şair var biliyor musun? Yusuf Şahin Ceritli var biliyor musun? Duymadığın ismi. Gerçi Ömer Hayyam'a atfedilir ama Yusuf Şahin Ceritli'nindir. Diyor ki Azrail'ine aşık olmuşsa bir millet ister ezan ister çan dinlet. Sürü gibi gidiyorsa müstahak buna her türlü zillet demiş şair. Çok güzel bir söz. Çok güzel bir söz. 10 numara tamamladı. Vallahi her zaman duacıyız. Allah kime? Herkese yardım etsin. Milletimize, hükümete. Ya ordumuzu hepsine yardım etsin. Bir şey diyeceğim sana. Evet. Şöyle bir söz okudum bir yerde. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Diyor ki biz en çok bozulan kavme peygamber göndeririz. Şimdi doğruluğunu yanlışını bilmiyorum. Ben okuduğumun yalancısıyım. Bu ne demek oluyor? Bütün peygamberler Arap. Bu ne anlama geliyor? Arapların bütün Arami hepsi... Arami'den hepsi Arap değil de Arami milleti. Yani neyse, Arapların çoğu her zaman için bozuldu, doğru mu? Şimdi bugün burada, ülkemizde baktığımız zaman da... Bozulmayan Arap göstersene bana. Niye buradalar şu anda? Niye bir şey sorabilir miyim sana? Amerika'nın işte şeyi, Amerika'nın oyunu. Bir dakika, Amerika. Onları dolara bağlamış, şeye bağlanıyor. Niye bağlamış? Niye bağlanıyor? Bağlanmasınlar. Şimdi nasıl, ben anlamıyorum. Az önce Gazze'den söz ettik ya. Gazze'de zulüm yaşanıyor, Yemen'de orada bir sürü insanlık dramı yaşanıyor. Senin Suudi Arabistan. Kabe'nin merkezi Mekke, evet, Mekke'nin Kabe'nin merkezi. Evet. Bunlar müzik festivali düzenliyorlar. Ronaldo'ya milyon dolar harcıyorlar. Olmaz. Abi doğru. Nasıl Müslüman bunlar? Yok canım Araplardan Müslümanlık yok zaten. Biliyorsun burada ne kaçık şeyde neler yapıyor. Tamam o zaman biz niye Arap ülkesine yardım etme peşinde koşuyoruz? Niye benim insanım orada şehit düşüyor? Niye bir çocuk babasız kalıyor? Niye bir kadın eşsiz kalıyor? Niye bir kadın hayatına devam etmek için bir şeyler uğraşıyor? Niye bir çocuk baba kelimesini söyleyemiyor? Evet. Neden? Neden bir Arap için benim insanım katloluyor ya? Başka bir şey daha söyleyeyim. Bu gençler, bu gençler. Bak bu sana bir soru. Arap için mazlumlar ölüyor. Çocuklar bebekler ölüyor. Onların günahı ne? Yüreğimiz yanıyor orada da. Ya. Dünyada bak 1,5 milyar, 2 milyar kaç Müslüman var. 25 milyon İsrail'le baş edemiyorsa bunun suçlusu edemiyor, kim? Edemiyor. Kim suçlusu evet. Kim? İslam ülkeleri de var. Bak şunu sor. Bu gençler. Öyle. Bak şunu sor gençlere. Ya niye Avrupa'ya gitmek için yarışıyorsunuz diye sor ya. Niye bu gençler giderse kime kalacak bu ülke? Yaşanılabilir bir alan bırakmadılar. Çabalamaya değecek bir şey yok çünkü elimizde anladın mı? Ben şu anda burada örnek veriyorum. 2 tane üniversite bitirsem sonum ne olacak? Fabrika. Ne anladım ben 2 tane üniversiteyi niye okudum? Benim yıllarım niye gitti? Evet, onları şey yapması lazım hükümet. Acaba niye yapmıyor? Acaba. Evet. Acaba niye yapmıyor? Dua edin. Gençler. Ben her gence soruyorum röportajlarda. Diyorum ki yurt dışına gitmeyi düşünenlere özellikle. Sizler giderseniz kime kalacak bu ülke ya?
amcalarımıza. Yok amcalar, hükümetimize devam edecek. Amcalar değil amcalar. Bu, hepimize yaş kalsın. Kaç? Hepimize kalsın. 70. 70 bugün var yarın yok. Gençler kimlere kalacak bu iş siz giderseniz? Bu gidişte Araplara kalacak abi. Başka bir şey değil yani. Bu gidiş Araplara kalacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim teşekkür abi. Allah'a emanet olun. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Röportajı bitiriyorum. Şöyle bu tarafa tekrar emeklilerin şeyi var orada düdük öttürüyorlar. Röportajı bitiriyorum. Teşekkür ederim abicim. Dikkat et kendine. Gölgede mi kaldı yüzüm? Arka tarafı görüyor mu? O zaman gel gölgeye doğru biraz bile. Sokaktaki adam YouTube kanalı. Gel buraya da söyle abone olsunlar. Gel. Gel. De ki abone olmak, beğenmek, yorum yazmak beleşe. Evet, para istemiyoruz. Tabii canım doğru. Ve bu kanalın bizim gibi sokak röportajı yapan kanallara tabii destek canım versinler. Bizim sponsorumuz sizlersiniz. Yani sizlerden ricam şu, hani abinin söylediğinden ziyade bu şekilde düzgün konuşabilmesini bilen, ne bileyim insanlara doğru soruları soran ve doğrunun peşinde giden insanların büyümesini istiyor ve herkese duyulmasını istiyorsak bir beğeni, bir abone olmayı çok görmeyelim. Sizlerden ricam görmeyen arkadaşlarımıza da birer paylaşımla hiçbir şey kaybetmeyiz. Sen de abone oluyorsun. Evet. Arkadaşın da abone oluyor. Tamam, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Arka tarafta arkadaşlar emekliler eylemlerine devam ediyorlar. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Yani bağırıyorlar, çağırıyorlar derken kendi haklarını savunmak adına eylemlerini yapıyorlar. Bir şey değişmeyecek. Çünkü bugüne kadar hiçbir şey değişmedi. Emin olun yarın da herhangi bir şey değişmeyecek. Ama ne olursa olsun sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Haykırmamız gerekiyor. Eğer ortada bir yanlış varsa. Bu mikrofon, bu kameralar, bu YouTube'da bizim gibi röportaj yapan bütün kanallar, sokağın nabzı, sen ne dersin vesaire vesaire, sizin desteklerinize ihtiyacı var. Emekler toplanmışlar, alkışlıyorlar. %24.73'lük zam biz emeklilere reva mı? Enflasyon %71. İşte küsuratı şu anda aklımda değil. Gerçekçi mi değil mi siz karar verin. Röportaja başlamadan önce ne demiştim? Tasada ve zaferde, mutlulukta biz birlik olamıyorsak işimiz çok zor arkadaşlar. Çok zor. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.